Arkadaşlar merhabalar bu videomda geometri full tekrar kampının 8. gününün 2. videosundayız. Dörtgen ve deltoid'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani yeni ağırlıklı soruların çözümlerini yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 72, 73 ve 74'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de deltoid verilmiş, AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Evet AB ile AD birbirine eşitse otomatikman şunlar da ne olmak zorunda deltoid tanımından dolayı birbirine eşit olmak zorunda. Delta ise direkt köşegenler hemen aklımıza gelecek. Köşegenler dik kesir. Köşegenlerin dik kesmesini yazdık. BD uzunluğu 18. Hemen BD'yi 18 diye gösteriyoruz şöyle. Ve öbürü de 24. AC'de 24 verilmiş. Hmm. Eşitlikler verilmiş. Bu eşitleri kullanman lazım. Üçgen birisini düşüneceğiz. Eşitlik verildiğinde. Hocam 90'ın karşısında eşitlik varsa muhteşem işte. İşime yaramadı. Sadece eşitlik varsa o zaman sadece eşitliği yoğunlaşalım. Sadece eşitlik aklımız aklımıza ort taban gelmez mi? Şuradan orta taban çizelim. Buradan nereye? Mavi orta taban çizelim. Mavi orta taban çizecek olursam 18 ise 9 oldu. E tabi bu iki eşit parçaya böldü. E sonra burada da siyah da düşüneceğiz. Siyah da orta taban çizelim. E bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Hop siyah da orta taban çizersek. Burası da 24 ise 12 olur. Köşegenler dikse burası da 90 burası da 90. Z'den dolayı burası da 90 olur mu paralellerden dolayı? Evet. Ve şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. 9, 12, 15. Zaten bizden kale isteniyor. Cevap C, An çıktı. 14'ü soruda. 15'e geldik. Deltoid verilmiş. Bunlar 8, 8, 12, 12 verilmiş. Bir de açı verilmiş. DAB açısı alfa iken e, şuraya alfa dersem DCB açısı şuraya da beta dersem hocam alfa artı beta 120 ya Alfa, beta, B açısı ve D açısı da kaç derece? Toplamı 360 derece olmak zorunda. Şimdi bu tabanı aynı olan ikisi kenar üçgen değil miydi? Deltuit? Evet tabanı aynı. Hocam şu açılar birbirine eşit. E bu açılar da birbirine eşit. Otomatikman B ile D açısı birbirine eşit değil mi? Evet. E o zaman alfa artı betayı zaten ben biliyorum. Kaç derece? 120 derece. B artı D kaç kaldı o zaman? Hocam 240 kaldı. E B ile D de birbirine eşitse bunlar da 120'şer derece oldu mu? Oldu. Bizden alan isteniliyor. E alanı nasıl bulacağız hocam? E alan için ne yapmak lazım? Yani köşegen. işimiz gücümüz köşegen. Simetri ekseni olan köşegeni çizecek olursam. Hop bu simetri ekseni olan köşegen ya. Hocam şu simetri ekseni olan köşegen çizdiğim zaman. Şu alanı bulabilirim ben. E bu alanla alttaki alan zaten birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Simetri ekseni olan köşegen bu zaten. O zaman şu alanı bulursam olay bitti. Hocam bu alan nasıl çıkacak? 8 var 12 var 120 var. E tamam sinüsten bulabilirsin. Ama ben sinüsten bulur muyum? Bulmam. Burada kaç kaç derece? 60 derece. Şuradan bir dik çizerim böyle tabanla ait yükseklik. Taban 8 iken 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6. Burası da 6 köküç yaptı. 8 çarpı 6 köküç bölü 2. 8 çarpı 6 köküç bölü 2 24 köküç yapar. Evet sinüsten de bulabilirsin. 8 çarpı 12 çarpı sinüs 120 bölü 2'den. Aa ben tabana ait yükseklikten buldum. Sadece yükseklik dışa düştü. Hocam burası 24 köküçse burası da 24 köküç. Tüm alan kaç yapar o zaman? 48 kök 3 yapar. Örnek 15 Edremit oldu. Geldik örnek 16'ya. Oranlama var. 3A'ya 2A. Hemen AE uzunluğu 3A. ED uzunluğu 2A verilmiş. Alan dağıtacağımız belli. Şunlarda da birbirine eşit verilmiş. Ben 2A'da kalana 2A dersem. Tepe noktası burası olan da. 3A'da kalan ne olmak zorunda? Hocam 3A olacak. Çift çizdeki kalan 5A ise. O zaman çift çizdeki kalan şöyle şurası. Bu tepe noktasına göre baktığımızda burası da 5A olur. Zaten burada tüm alan çıkar mı? Çıkar. Bu simetri ekseni olan köşegen değil mi? Çünkü deltoid verilmiş AD ile D, AB birbirine eşit verilmiş. E bunlar eşitken bunlar değişik bu simetri ekseni olan köşegen oldu. Simetri ekseni olduğundan yukarısı 10A ise aşağısı da 10A'dır. Ve bana 12 vermiş. Keşke 12 ile başlasaydım ama önemli değil. 2A eşittir 12 ise A'yı buradan 6 buluruz. Alan ABC'de de 20A olduğundan A yerine 6 yazarsam cevap 120 çıkar. Evet. Yani cevap edrebit oldu. 16. soru. 17'ye geldik. Bir çocuk 30 ve 40 cm boyutlarında iki çıta ve yeteri kadar naylon kullanılarak şekildeki delta biçimindeki uçurtmayı yapmıştır. Evet. 30 ve 40. Burası 30. Şurası da 40 verilmiş. Delta ya köşegenler nasıl kesilir? Dik kesilir. Kullanılan naylonun alanı. Hocam köşegenler verilmiş. 30 çarpı 40 bölü 2. Yani şunları sadeleştir. Cevap 600 yapar. Evet örnek 17. Ceyhan. Geldik örnek 18'e. Formülü vardı hocam. Bırak formülü ya. Bırak formülü ya. Seçilen bir nokta. Döktüğün kenarın orta noktalarına gitmiş. Boş ver formülü. Formülle işimiz yok bizim. Bir yerden başlayalım kardeşim. Nereden başlayalım? Mesela şuradan başlayalım. Hop şunu çizdik şunu çizdik. Hocam ben şuradaki alana A dersem. Ya en küçükten başlasaydık daha güzel olacaktı sanki de. Şuradan 9, 9'un olduğu yerden başlayalım. Ya küçük sayıdan başlayalım. 9'un olduğu yerden başlayalım. Hocam ben buraya A dersem burası da A. Buraya ne kaldı? 9 eksi A. Sonra üçgen oluşturmaya devam. Hop şöyle. Çizgide kalan 9 eksi A ise çizgide kalan 9 eksi A. E, o, 17 tamamı 17 eksi A kaldı. Hop şöyle. 17 eksi A oldu burası. E, 12 Tamam 12 12'den de 17 eksi A çıkartacaksın. 12 eksi 17 eksi A. Böyle çıkartma. Yani 12 eksi 17 artı a oldu. Parantezce çıkartmayı unutma. Yani burası kaç yaptı? Eksi 5 artı a yaptı. Eksi 5 artı a burası. E hocam burası da eksi 5 artı a. E şimdi x alanına bakar mısın? Ne çıktı? 9 eksi a artı eksi 5 artı a mı çıktı? Evet. 9 eksi a artı eksi 5 eksi artı a'dan a'lar nanay oldu. 9 eksi 5'ten x'i de kaç bulduk? 4 olarak bulduk. Formül vardı. Formülü hiç... Hiç 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 gerek yok. İspat tekniği daha önemli. Evet. Kaçıncı soru? 18. soru. Akçay oldu. Geldik 19. soruya. Şimdi dörtgen. Bir. Ayşe ABC'de dörtgeni şeklindeki kağıt ile bir yelpazeyi aşağıdaki gibi oluşturmaya çalışıyor. Yelpaze. BAC açısı 90 derece. Hocam şurası 90 derece verilmiş. ABC'de dörtgen kağıdı. EDVF doğru boyunca katlanınca ee, katlanarak B ve C noktaları AD üzerindeki H noktasına geliyor. Evet. Sen bunu böyle katlamışsın. Bu buraya gelmiş. Ee, o zaman bak dikkat et. Şu nereye gelmiş? Hocam bu buraya gelmiş. Eyvallah. Bir de öbürü de şurası da nereye gelmiş kardeşim? Şurası da nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Tamam. Bizden bundan bahsediyor. Devamını da getirelim mi? Hadi getirelim bakalım. ED'ye 6 vermiş. ED neredesin ED? Şurası. ED 6 verilmiş. FD'de 7 kök gibi vermiş. Burası da 7 kök gibi vermiş. Sen şimdi böyle katladığın zaman üst üste binen açılar birbirine eşit, eşit mi olacak? Evet. Hocam şurada da üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam burada da şöyle bir katlama yaptığın zaman sarıda bu üst üste binen açılar da eşit. Buradaki üst üste binen açılar da mı eşit? Evet. E sonra üst üste binen kenarlar da birbirine eşit olacak. Yani sen burada üst üste binen kenarlar. Hocam şu kenarla şu kenar üst üste mi bindi? Aynen öyle. Hatta burada da şu kenarla bu kenar A burası da eşit oldu. A o zaman ne oldu burası? Hocam şunlar birbirine eşit oldu. Başka E, H, F doğrusal oldu. Ee, şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Başka A, B, dörtgeni şeklindeki bir kağıttan bahsediyoruz. Şuradaki açı 90 derecede kullanmam lazım. Bir şey daha bak sonra da takıldım kaldım. Bir şey okumadım dikkatli bir şekilde okuyorum. Dörtgen kağıdı E, D ve F doğru boyunca katlanarak B ve C noktaları A, D üzerinde kaç noktasına geliyor? EF kaçtır diye soruluyor. EF ha şunlar da doğrusal. Ha ben bu doğrusallığı da kullanacağım o zaman. Şu bak E H F doğrusal demiş. Takıldım soruyu. Soruda soruyu çözemiyorum. O zaman doğrusal dediyse o doğrusallığı ben kullanacağım. E ne yapabiliriz o zaman? Hocam ben şuraya şu doğrusallığı kullanmaya geldim. O zaman bu doğrusallığı kullanmak demek buradaki üçgeni kullanmak demek anlamına gelecek. Oradaki üçgenin açılarını da kullanalım anlamına geliyor. O zaman ben buraya bir alfa alfa dersem. Burası ne olacak? 180 eksi 2 alfa mı olacak? Evet. Şimdi bu iki açının toplamı da ne olmak zorunda? 90 olmak zorunda. O zaman burası şu ikisinin toplamı 90 olması için 2 alfaları yok edeceğim. Artı 2 alfa yazdım. 180 de 90 yapacağım. Eksi 90 yapacağım. Hocam burası 2 alfa eksi 90sa, Burası da 180'e tamamlıyor. E o zaman şey diyebiliriz. Ya da e, böyle diyeceğimize 2 iç açı bir dış açı değil mi? Sen... Burada 180 eksi 2 alfa ile 90'ı topladığın zaman buraya eşit olmak zorunda. Ya da 2 alfa eksi 90'ın 180'e tamamlayanı da diyebiliriz. Toplam 270 eksi 2 alfa yapıyor burası. 270 eksi 2 alfayı da 2'ye böldüğün zaman kaç derece yapıyor? 135 eksi alfa mı yapıyor? Evet. 135 eksi alfa. 135 eksi alfa yaptı burası. E sonra burada kaçlar ne işimize yarayacak? Bak bak bak. Bak sen şu işe. İşimize yaradı. Nerede? Şuradaki üçgende. Burası 135 eksi alfa. Burası da alfa. Toplamı 135. O zaman buraya 45 derece mi kaldı? Evet. Benden ne isteniyor zaten? EF uzunluğu isteniyor. Neredesin EF? EF'ye bakıyorum. EF. Arkadaş şuradaki kırmızı üçgende şöyle bir üçgen var. Şuradaki x uzunluğu isteniyor. Şurası. Ve 6'ya 7 köklü var. 6'ya 7 köklü ve şuradaki da 45 derece bulduk mu bulduk. Ne yaparsın? Kosinüs teoremi yaparsın. Boş ver kosinüs. Boş ver. Çektikini. 90'ın karşısı 7 kökki ise 45'in karşısı kaç yapacaktır? Hocam 7'ye 7 yapacaktır. Çizilen dik dışarı düşecek. Kafamız karışmasın. O diki bence buradan çizelim böyle. 6 bölü kökki'den 3 kökki 3 kökki yapar buraları. Hocam tamam 7 kökki buraya 4 kökki kaldı. 3 4 5 üçgeninden burası da 5 kökki yapar mı? Yapar. Yani cevap 5 kökki oldu. Yani cevabımız C.H. oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Bak takıldım. takıldım zaman ne yapıyorum? Ulan soruda neyi okumadım? Okudum 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 hiçbir şey yok. Sonra A, E, H, F doğrusal demiş. Doğrusal olması dik üçgen olması. Hemen açılara daldım burada. Açılara dalınca da kendiliğinden bir şey çıktı. Yani kullanmadığın bilgiye odaklan. Seni çözüme iter. Unutma bunu. Geldik bir sonraki soruya. Ali Bey'in çocuklarına iskeletini kamışlardan kaplamasını. E, is, ne? Ali Bey'in çocuklarına iskelet. Dur bakayım. Ali Bey'in çocuklarına virgül. Duruyoruz. <laughs> i̇skeletini kamışlardan. Katlamasını ise şeffaf malzemeden yaptığı ABCD deltoidi şeklindeki uçurtma aşağıda gösterilmiştir. Kullandığı kaplama malzemesinin alanı 216. Köşegenler dik kesiyor. Köşegenler çarpımının yarısı. AB ile şunlar birbirine eşit. Otomatikman bunlar da eşit oldu deltoidden dolayı. Uçurtmanın dengesini ayarlamak için uçurtma iplerini ABD ve BDC üçgeninin ağırlık merkezine. Hmm. Şimdi. A, B, D, V, B, D, C. Üstteki üçgen ve alttaki üçgen ağırlık merkezi. Kenar ortay üzerinde olmak zorunda çünkü e, çizilen köşegenler birbirine e, dik kesiyordu. X kenarda çizilen kenar e, yükseklik kenar ortay olduğundan bu eşit oldu ya. Bunun ağırlık merkezi bu çıtanın üstünde, bunun ağırlık merkezi de kenar ortay doğrusu üstünde, bu çıta üstünde olacak. Yani G1 burada, G2 burada değil mi? Ağırlık merkezlerinde olacak şekilde iki noktadan bağlıyor. Ve bu merkezler arasında uzaklığı 6 olarak ayarlıyor. Şurası 6'ymış. Arkadaş burası A iken burası 2A değil midir ağırlık merkezinde? Burası B iken burası 2B'dir. A artı B'yi 6 biliyoruz. E o zaman burada toplamda burası ne? 3A artı 3B o da kaç yapar? 18 yapar. Buna göre uçurtmanın iskeleti üzerinde bulunan BD uzunluğunun e, ee, uzunluğundaki kamış kaç santimetredir diye soruluyor bize. Şimdi BD isteniyor. Hocam cevap 18 mi? Değil. BD isteniyor bizden. BD. BD neredesin? Alanını vermişti bize. Evet ben şurayı ne buldum arkadaşlar? 18 buldum. Bak şurayı 18 buldum. Alanı da bak takıldım yine. Hemen okumadığım bir bilgiyi kullanıyorum. Hocam alanı zaten 216 vermiş. E BD'ye de ben X dersem. 18 çarpı X bölü 2. Köşegenler çarpımının yarısı. 216'ya eşittir. E bitti gitti. 2'ye böl 2'ye böl. O zaman burası 9 çıktı. Hocam 3'e bölsem 72 3'e bölsem 3 bir daha 3'e bölsem bir daha 3'e bölsem 24 çıkar. Yani ikisi böylelikle 24 olarak buluruz. Cevap akçay çıktı 20. soruda. Geldik 21'e. Mehmet öğretmen öğrencilerine dörtgende alan konusunu anlattıktan sonra aynı aynı ABC'de dörtgenin alanını iki farklı şekilde bölmüştür. Evet buradaki alan ABC'de dörtgenin alanı kaç yaptı? 32 artı 24'ten 60 56 yaptı. Hocam zaten bak Burada bir alanı da vermeyebilirdi. Şunu da böldükten sonra 21 verseydi biz buraya da ne diyecektik? Yine burada kalan 56 olduğundan dolayı 35'i yazacaktık zaten değil mi? Evet şekilleri çizdikten sonra aşağıdaki bilgileri veriyor. Üçgenlerin içinde yazan sayılar o üçgenin birim kare türünden alanını vermektedir. Örneğin alan 32 ADB. ABCD dörtgenin köşegenlerinin kesim noktası K noktasıdır. Buna göre hmm, ABCD'nin köşegenlerinin kesim noktası K noktasıymış. Arkadaş diğer köşegeni de şöyle çizelim. Tamam. Şurası K noktasıymış. Alan AKD eksi alan BKC nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaş ben şuradaki alanın 21 olduğunu biliyorum. Şuradaki alan 21. Yani şuraya ben bir X alanı dersem. Burası 21 eksi X midir? Evet. E tamamı da şuraya da ne kaldı o zaman? 35 kaldı. E burası 35. Hatta şöyle bir şey diyelim. 32'ye burası. Burada kalan. 32 eksi x kaldı. E o zaman burası 32 eksi x'e şu x'in toplamı da kaç yapmak zorunda arkadaşım? 35 yapmak zorunda. 35 yapması için de 3 artı x mi kaldı buraya? Evet. Hatta burada kalanda bak topladığın zaman 24'te yapıyor. Gördüğün üzere. Değil mi? E sonra ne yapacağız hocam? AKD alanı. AKD alanı. Yani 32 eksi x a eksi BKC alanı. BKC alanı. Yani 21 eksi x deniyor. 21 eksi x deniyor. Hocam x'i bulayım mı? Karşılıklı alanlar çarptıkları birbirine eşit. Dur bakayım ya. Şu işlemi yap bakayım. Hocam 32 eksi x eksi 21 artı x yaptı burada. Ana x'ler gitti. 32'den 21 çıkart. Cevap 11 yaptı. Yani direkt x'i bulmamıza da gerek kalmadı. Farklı yerlerde alan falan istenmiş olsaydı o zaman karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit deyip x'e ulaşacaktık. Ama x'e ulaşmadan da x'ler birbirini götürdü. Direkt cevap balık esir yaptı. Güzel bir soruydu. Örnek 21 balık esir. Geldik örnek 22. Aşağıda ABCD dörtgeni şeklindeki kır bahçesinin C noktasındaki tarafından bahçenin köşelerinde yer altında çekilen BD ve AC elektrik hatlarının şeması gösterilmişti. Evet 12, 16, 60, 60 verilmiş. ABD'de eşkenar üçgen verilmiş. Şu eşkenar üçgeni kullanacağız. 1, Hocam bu da 60 60 verilmiş. Aslında bu da bir açıortay değil mi? Açıortayda koldaki oran tabandaki orana eşit olacak. 12 bölü 16 4'e böl 3 4'e böl 4. Yani burası 3K burası da 4K. E şimdi ne yapacağız hocam? Şu 60'ı nasıl kullanabiliriz? Şuradaki 60'ı böyle dik çizerek falan mı kullansak? Dur. Açı ortayı vermiş zaten. 60'ları kullandım aslında. 60'ı dik çizerek böyle kullanamayacağım sanki. Dik çizerek kullansam 90'ın karşısı 16 ise 30'ın karşısı 8 deyip buradaki K'yı bulabilirim belki. K'yı bulmak bir işime yarayacak mı? Bir de o var. Burası 8 kök 3. Valla 8 kök 3'e 20 olduğu için K'yı bulsam bile... 7'nin katı olmayacak, sıkıntı olacak büyük ihtimalle. Bunları paylaştırırken de bir problem olacak. Başka türlü düşüneyim o zaman. Başka ne düşünebilirim? Hocam zaten burada bunu eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgense şurada açıları bir yaz bakalım. 60, 60, 60 ve benden AC hattı isteniyor. Hop şuradaki X durumunu isteniyor. E ne yapacağız şimdi? Ha, açı ortay sadece açı ortay verebilirdi burada değil mi? açıortaylığı ortaylığı kullanmak için 3K 4K ama burada 60 60 vermiş. Eşkenarda da 60 vermiş ya. Burada 60'ı da kullanacağım ben. Ekstra bir açı eşitliği var. Açı eşitliği verildiğinde neye dikkat ediyorduk? Hocam benzerlik vardır büyük ihtimalle açılara dalalım. Hatta eşitlik açı kalıbı vardı bizim hatırla. Hocam burası nokta açısı nokta açısı verildiğinde ortak açı buraya. E, ee, nokta karadım 3. açı çift çizgi ise nokta karadım 3. açı burası da çift çizgi diyorduk o zaman biz şu üçgenle büyük üçgeni, büyük mavi üçgeni şöyle düşünelim. Çünkü bu üçgende 60 derece var. Büyük mavi üçgende de 60 derece var. Ortak açıda neresi burası? E 60 karaladığım 3. açı çift çizgi ise 60 karaladığım öbür üçgende de 3. açı çift çizgi olmaz mı? Olur. Hadi benzerliğe başlayalım. Hocam burada ne var? Karadım açının karşısı 4K bölü. Karadım açının karşısı 16 var. Yani üçgende aynı açının karşısı oranlıyorum. kadım açının karşısı ve karadım açının karşısı var. 4K bölü 16 eşittir. Hocam burada bu eşkenar üçgende Burası 7K burası da 7K. Ee, noktanın 60'ı karşısındakilere gideyim bakayım. Burada karadım açı karadım açı karadım açı karadım açı karşısı. Burada 60'ı karşısı. Hocam şurasını bilmiyorum. E ee, 60'ın karşısı burası. Hiç oraya girmeyeyim o zaman. Çift çizginin karşısına bakayım. Çift çizginin karşısı 7k/ E ee, burada çift çizginin karşısı zaten benden x'tir. Ha bitti. k'lar nanay. Şunlar sadeleşti. 4 kaldı 4 kereydi 28 yaptı. Direkt 28 oldu. Dörtgen konusundayız ama bak üçgenler karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. İşte olay bu. Üçgeni bilen dörtgeni, dörtgeni bundan sonra konuları rahat bir şekilde yapar. İspat da burada. Gördüğün üzere sıkıştığın zaman açı eşitliği verilmişse de ne gelecek aklına benzerlik. Hangi konuda olursan ol. Evet cevap 28. Çok hoş bir soruydu. Cevap C. An oldu. Geldik 23'e. Aşağıda Merve Hanım'ın beğendiği ABC'de delta yüzey şeklindeki çantanın reyandaki görseli verilmiştir. Şimdi ADDC12. Şunlar 12. Pardon. ADDC12. BC18. Şimdi başka çantasının omuz askısı. Şu omuz askısının uzunluğu e, kaç santimetredir diye soruluyor. TAB, TDC doğrusal. Şunlar doğrusal, şunlar da doğrusal. ABCD deltoid şeklinde. Hocam deltoid ya şunlar 12-12 ise burası da 18-18 değil midir? Evet. E şimdi bu doğrusal, bu doğrusal. Deltoid de işimiz gücümüz nedir kardeşim? Ne? Köşe Köşegen. Köşegen çizeceksin. Hocam iki köşegeni birden mi? Hayır. Hiçbir köşegen yoksa da simetri ekseni olan köşegen çizeceksin. Şu. Yani ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen çizeceksin. Çizdim bunu. Hocam çizince bunu ne oldu? Ee, bak deltoidde bu simetri ekseni açı ortay bu da açı ortay. Bize açı ortaylığı kullandıracak. Bu açı ortaylık şimdi yanıma bak. Şuradaki noktalara baktığın zaman adam burayı da doğrusal demişti ya şu büyük bir üçgen oldu. Bu üçgende bu açı ortay olmadı mı? Evet. E Burada artık ne yapacağız? Bizden ipin uzunluğu da isteniyor. TD'yi de vermiş bize. 22 olarak vermiş. Tamam o zaman ay bitti. Bu açı ortayda. Kollardaki oran tabandaki oranlama eşit olmaz mı? Olur. Yani omuz askısı kaç santimetredir? Şuraya x dersem 18 artı x bölü kollar oranı 18 eşittir 22 bölü 12 mi? Evet. Hocam burada 2'ye böl 2. 2'ye böl 6. 6'ya böl 6'ya böl 3. 3 kere 2 6 e, pardon 2'ye böldüğünde şurası 11 yapıyor ya. 2'ye böldüğünde 11, 2'ye böldüğünde 6, 6'yı 6 ile 18 adet 3, 3 ile 11 çarp 33, 18 artı x eşittir 33 ise x'i de böylelikle 15 buluruz ama x 15 şu ip değil mi çantanın ipi yani bizden 22 artı 15 isteniyor o da 37 çıkar mı çıkar cevap balık kesir oldu örnek 23'te geldik örnek 24'e Hatay'da arkeologların yaptığı kazılarda ABC'de dörtgeni şeklinde aşağıdaki görselde verilen mozaik taşı bulunmuştur. Yapılan ölçümlerde BC, C'de dik verilmiş. AB ile AE 6 altı verilmiş. 6'ya 6'yı yazıyorum. ED 2 vermiş. BC ile de DC birbirine eşit verilmiş. Evet şu parçayla da şu parça eşit verilmiş. Bu mozaik çıkarılırken CE boyunca kırılarak ABCE şeklinde bir deltoid bulunmuş. A, B, C, E delta. Şunlar eşitse bunlar da eşit olmak zorunda mı? Evet. Şuradaki eşitliği de yazalım E, buna göre mozaik çıkarıldı kırıldıktan sonra yapılan ölçümler sonucunda parçaların alanları farkı nedir? Şimdi buradan kırıldı ya iki parça oldu. Hocam bir parçamız burası oldu. Bak dikkat et bir parça burası oldu. Ve bu delta şeklindeki bir parça oldu. Diğer parçada neresi oldu? Diğer parçada burası oldu. Bunların alanları farkı nedir diye soruluyor bize. Hadi bakalım bulalım şu alanları farkını. Nasıl bulacağız hocam? Şimdi deltoid verilmiş. Deltoid de. işimiz gücümüz neydi? Köşegen. Şu köşegeni çizelim mi? Çizelim. Köşegeni çizdik. E hocam simetri ekseni olan köşegen açı ortay olmak zorunda burası. E sonra ne yapacağız? Ya x kenar verilmiş. Tabanla mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. E o zaman burada da tabana ait yüksekliği çizelim kardeşim. Tabana ait yüksekliği çizince de ne oluyor burada? 91 bir mi yaptı burası? E. Sonra ne yapacağız? Aynı zamanda bu da açı ortay değil midir şöyle? Evet. E ben 90'ı kullanmak zorunda. Aa bak. A, A, B, B dersen. 2 artı 2 90 ya. A artı B 45 mi yapar? Evet. O zaman burayı 45 derece buldurdu soru. Her zaman şunu söylerim. Verilen bilgiyi kullan. Bulduğun bilgiyi de kullan. E 45'e o zaman 45'e yoğunlaşalım. Hocam 45. Burayı 45 buldum. A 45 90. Burası da 45 yaptı mı? Yaptı. Yani ikizkenar dik üçgen çıktı bu. 6 ise burası da 6 mı oldu? Evet. E o zaman olay bitti galiba. Yok 6 ise burası 6 değil pardon. 45 tamamı değil mi burası? Hocam 45 45 93 kere ya şu büyük dik üçgen bak dikkat et. 6 bir daha 7 ise o zaman burası da 7 olacak. İkiz kenar dik üçgenden dolayı. Burası da 7. Benden oluşan parçalar şu kırmızı parça bir de deltoidin alanı isteniyor. Şimdi dikkat et. Ee, ben yüksekliği buldum. Şu kırmızı parçanın alanı nedir? taban 2 yükseklik 7 2 çarpı 7 bölü 2 7 peki şuradaki üçgenin alanı nedir hocam taban 6 yükseklik 7 olduğundan dolayı bu alanda 6 çarpı 7 bölü 2 42 o zaman bu da 21 yaptı yani şu alan 21 delta bu neydi köşegen simetri ekseniydi 21 ise burası da 21 e o zaman parçaların biri 21 21 42 yaptı diğeri de ne yaptı hocam diğeri de Şuradaki alan yaptı. Yani 7 yaptı. Bunları çıkarttığımız zaman da cevap kaç yaptı? 35 yaptı. Gerçekten çok güzel bir soru. Verilen bilgiyi kullanmayla alakalı ya da bulduğum bilgiyi kullanmayla alakalı mükemmel bir soruydu. 24. soruyu Denizli bulduk. Geldik 25. soruya. Dörtgen şeklindeki bir oyun alanında 5 arkadaş oyuncak trenlerini kullanarak bir oyun oynamaya karar verirler. Evet Canberk ile Ege Canberk, Ege, Berra, Selin'in treni oyun alanının köşesinde olup köşe köşegenlerin kesim noktasında Zeynep'in treni varmış. Canberk ile dörtgen şeklindeki bir oyun alanında beş arkadaşın oyuncak trenlerini kullanarak bir oyun oynamaya karar verirler. İşte beş arkadaşın trenleri konumu ile bilgiler aşağıda verilmiştir. Canberk, Ege, Berra ve Selin'in treni Oyun alanının köşesinde Zeynep'in de köşe geldiğinin kesim noktasında verilmiş. Canberk'in treni ile Ege'nin treni arasındaki uzaklık 16. Sonra Berra ile Selin'in treni Berra ile Selin'in treni arasındaki uzaklıkta 6 olarak verilmiş. Ege ve Berra'nın L noktasına olan uzaklara eşit olup 6 olarak verilmiş. Bir de Zeynep, Berra ve Ege. Hocam Zeynep, Berra ve Ege. Ne diyor bunların üçü hakkında? Trenleri aynı anda eşit hızlarla L noktasına doğru harekete başlayıp aynı anda L noktasına ulaşmış. Arkadaşlar aynı anda Berra ve zaten Ege L noktasında buluşurlar. Hızları aynıysa yolları da aynı olur zaten. Yani yolları da aynı ya. Ee aynı anda buraya varırlar. E bu da aynı zamanda ne demiş? Bunu da şey demiş. Zeynep'in treni de yine aynı şekilde Aynı anda buraya gelmiş. O zaman buradaki mesafe eşit olmak zorunda mı? Evet. Aa ne çıktı burada? Dik. Yani köşegenleri dik kesen bir dörtgen oldu. Ve bizden x isteniliyor. Çünkü buna göre Canberk'in treni ile Silen'in treni arasındaki uzaklık isteniliyor. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen oluştu. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları. Yani 16'nın karesi artı 6'nın karesi eşittir. X'in karesi artı diğer kenar kaç? 12. 12'nin karesi. Yani 144. Evet bu 256 artı 36 değil mi? 256 36 eşittir x kare artı 144 yapar E buradan x kare artı 144 yaptıysa şu x'in toplamı kaç yapıyor 292 yapıyor değil mi Evet 144 çıkart 144 çıkarttığım zaman 8 4 daha 12 e, 48 148 yaptı o zaman x de böylelikle kök 148 yapar E bu 4'e 2'ye bölsen 2'ye bölsen 74 37. 4 çarpı 37 yaptı. 4 ile dışarıya 2 diye çıktı. O zaman ikisi de 2 kök 37 olarak bulur muyuz arkadaşım? Buluruz. Cevap 2 kök 37 oldu. Yani 25. soru Cehan çıktı. Ve böylelikle 8. günü de bitirmiş bulunuyoruz. Ama güzel tekrar oldu. Dörtgenle alakalı baya güzel sorular çözdük. Ama dörtgenin ve bundan sonraki konuların aslında çoğunluklu olarak nereden çözülebildiğini gördüm fark ettin sadece özelliklere bağımlı kalma. Bilmen gereken özellikler tabii ki olabilir ama genelde üçgenden de çözülebildiğini de gördün mü? Gördün. Evet 8. günü bitirdik o zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 9. gün 1. videoda yani yamuk konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.